Gez ana yurdu, gör Bayburt'u demişler. Biz de futbolun şehirlerinde bu hafta Bayburt'tayız. Bayburt'ta neler yapacağız? Burası Dede Korkut diyarı. Burası Kop Dağı'yla ve oradaki şehitler anıtıyla belki de hatırlamamız, anmamız gereken yerlerden biri. Ve tabii ki Bayburt İl Özel İdare Spor. Onlar da futbolda çok daha üst ligleri hedefliyorlar. Onların hedeflerini ve neler yaptıklarını inceleyeceğiz, konuşacağız. Bayburt'un yerel lezzetlerinin tadına bakacağız. Bayburt'la ilgili aklınıza gelen ne varsa bu programda izleyebileceksiniz. Hiç vakit geçirmeden Bayburt'u gezmeye başlayalım. Bayburt Kalesi'nin önündeyiz. Bayburt Kalesi muhteşem bir yapı. Gerçekten bugüne kadar gördüğümüz en güzel kalelerden biri. Nedir özel yapan? Dışındaki çiniler. Güneşin vurduğu yönde parlayan çiniler kaleyi bambaşka bir görüntüye büründürüyor. Çinilerin hikayesini anlatacağız ama önce kalenin hikayesine gelelim. Milattan önce 3. yüzyılda kadar Bayburt'taki yerleşimin gittiği düşünülüyor. Kalenin de yine o yıllarda yapıldığı biliniyor. Tabii ki her gelen buraya kaleye eklemeler yapmış, surları biraz daha uzatmış ve biraz daha büyümüş. Ama ilk olarak Bayburt'taki ya da eski adıyla Bayburt'taki yerleşim kalenin içerisindeymiş. Burada gerçekten pek çok hükümdarlık zamanında hüküm sürmüş. Burası ne zaman Türkleşmeye başlamış? 1054 yılında Tuğrul Bey'in burayı fethetmesiyle Türkleşmeye başlamış Bayburt. 12. yüzyılda ise yine bir başka Tuğrul Bey, Selçuklu hükümdarı, burayı biraz daha geliştirmeye, biraz daha zenginleştirmeye karar vermiş. Tekrar kaleyi fethettiğinde bu çinileri yaptırmış. Ve sadece güneşin vurduğu yöne o çiniler yapıldığında pırıl pırıl da bir görüntü geliyor güneş vurduğunda. Gerçekten o muhteşemliği vermiş. Ondan sonra tabii ki pek çok kez burası tadilattan, restorasyondan geçmiş ama hala Bayburt şehir merkezine baktığınız zaman özellikle geceliğin burası ışıklandırılıyor ve muhteşem bir görüntüsü oluyor. Bayburt'ta Abdülvehhab Gazi Türbesi'nin önündeyiz. Kadir amca yanımızda, Kadir Temur. O bize burayla ilgili bilgileri verecek. Neler söyleriz? Kimdir Abdülvehhab Gazi? Dünyada üç hisarlı kale üç noktada vardır. Birincisi İtalya'nın Roma'da, ikincisi İstanbul Anadolu Kavağı'nda, üçüncüsü Babert yani Bayburt Kalesi'dir. Hazreti Ömer zamanında Habib bin Mesleve ve Abdülvehhab Gazi sancaklarla beraber geliyorlar. İlk fethini 645'te yapıyorlar. Yıllar sonra tekrar Bizans'a geçiyor. 724'te Abdülvehhab Gazi tekrar geliyor. Maalesef şehit düşüyor. Bu itibarla aynı zamanda Battal Gazi'nin de hocasıdır. Bayburt'ta şehir merkezinde Saat Kulesi'nin önündeyiz. Saat Kulesi'nin hikayesine gelince burada biliyorsunuz Osmanlı-Rus Savaşı oldu 1916'da ve Bayburt'ta yaşayan halkın bir bölümü Çorum'a göç etmek zorunda kaldılar savaş nedeniyle. Sonrasında savaş bittikten sonra Çorum'dan kendi memleketlerine Bayburt'a geri döndüler
ve Çorum'da gördükleri saat kulesini de şehrin merkezine inşa etmek istediler. Çorum'daki saat kulesinin birebir aynısını burada Bayburt şehir merkezine yaptılar ve 1923'te yapımına başlandı. Kısa sürede bitirilip açıldı. O tarihten bu yana da şehrin bir simgesi olarak merkezde yer alıyor. İki tane böyle deplasmanda bir maç kaybettik, bir iç sahada olmak üzere. Ama genelde iyi başladık. Kısıtlı bir bütçeye rağmen iyi pozisyondayız yani. Şehrimizi temsil eden güzide bir kulüp. Memleketimizi iyi bir şekilde temsil ettiği için onlarla gurur duyuyoruz. Şampiyon olmasını, sporu ilerletmesini, efendim yeni yeni sporcular yetiştirmesini arzu ederim. İleriye dönük her sporda daha da ileri gideceklerine inanıyorum ben. Bayburt'ta Dede Korkut Türbesi'nin önündeyiz. Yanımızda Cafer Dursun var. Bayburt İl Halk Kütüphanesi Müdürü. Evet. Dede Korkut tabii hepimizin bildiği bir şahsiyet. Ama Dede Korkut'la ilgili biraz daha detaylı bilgi almak istiyoruz biz kendisinden. Tabii. Öncelikle Dede Korkut kimdir, onunla başlayalım. Efendim, Dede Korkut göçebe Türklerin yüceltip kutsallaştırdığı, bozkır hayatının geleneklerini ve göreneklerini çok iyi bilen, Türklerin efsanevi bir büyüğü, bir Oğuz atasıdır. Evet. Peki biraz türbeyle ilgili konuşmak gerekirse aslında Bayburt, Dede Korkut hikayelerinde çok fazla geçen bir şehir. Evet. Yani pek çok hikayesinde Bayburt'u söylüyor. Dede Korkut hikayelerinin 6 tanesinde coğrafi terim olarak Bayburt geçmektedir. Özellikle Kampüre Bey oğlu Bamsı Beyrek hikayesinde Bayburt'tan Parasar'ın Bayburt Hisarı olarak bahsedilmektedir. Bamsı Beyrek Bayburt Kalesi'nde 16 yıl esaret altında tutulur ve kale komutanı Şöklü Melek'in kızının yardımıyla kaledeki esaretinden kurtulur. Daha sonra da 40 çerisiyle kaleye bir fetih düzenlemiştir. O zaman uzun bir süre burada olduğunu, burada evet, yaşadığını, türbesinde burada neden olduğunu belki de açıklıyor bu. Evet, türbenin 14. 15. yüzyılda yapıldığı bilinmekte olup 1989 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından tescillenmiştir. Dede Korkut Türbesi olarak tescillendi. Dede Korkut Türbesi olarak. Son olarak da 94'te mi bir restorasyon geçirdi? Restorasyon geçirdi 94 yılında. Ve bugünkü haline aldı. Çok, evet, ziyaret edilen bir yer değil mi burası? Tabii ki Bayburt'ta Dede Korkut 1989 yılından beri Dede Korkut kültür ve sanat şenlikleri yapılmaktadır. Özellikle Kafkaslardan belli Türkologlar gelip burada Dede Korkut ile alakalı, Türk dünyası ile alakalı bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile birlikteyiz. Sağ olsun kendisi bize çok yardımcı oldu buradaki çekimlerimizde. Birkaç kelimeyle bize Bayburt'un kültürel ve tarihi öneminden bahsedebilir misiniz? Biz gezdik gördük ama insanlar buraya geldiğinde Bayburt dediğimiz zaman akla ne geliyor? Evet. Bayburt Türkiye'nin kuzeyinde, Kuzeydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölgesindeyiz.
Hemen doğumuzda Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon ve Rize ile çevriliyiz. Ortasından Çoruh Nehri geçen Ender şehirlerden biri ve 153 bin metrekare alana kurulu M.Ö. 3000 yıllarına kadar giden bir kalemiz var. Bayburt yaylalarıyla meşhur ve ürünleriyle meşhur. Doğası çok harika, doğa sporlarına uygun bir il. Yamaç paraşütü, rafting bunlardan bazıları. Tabii atasporu, cirit, futbolla yatıp futbolla kalkan bir şehir bunun yanında. Karadeniz'e gelindiğinde doğanın incisi diyelim. Havalimanı da yapılıyor. Tabii ki önümüzdeki sene havalimanımız açılıyor. Turizm açısından gün geçtikçe kendini daha çok geliştiren kültürüyle farklı bir şehir diyor. Peki futbol şehridir diyebilir miyiz Bayburt? Kesinlikle. Buradaki çocukların aklı kestiğinde ilk hayali futbolcu olmaktır. Bayburt'a geldiğinizde döner yemeden dönmeyin dediler. Biz de döneri tatmaya geldik. Bayburt dönerinin özelliklerini onları öğreneceğiz. Alpay Aydoğdu ve Ozan Aydoğdu kardeşler evet. Döneri yapıyorlar. Çok da lezzetli gözüküyor. Peki nedir bu kadar meşhur olmasının nedeni? 60 yıllık bir işletmeyiz. 3 kuşaktır amcaoğluyla beraber abi kardeş bu dükkanı devam ettirmekteyiz. Bayburt'un dönerini meşhur kılan şey şu aslında. Biz yayla hayvanı kullanıyoruz. Yani yaylada otlayan, kekik kokan etten yapıyoruz biz bu döneri. Kendine özel bir marine şeklimiz var. İçerisinde hiçbir şekilde biz kıyma bulundurmuyoruz. Tamamen yaprak etten biz bu döneri imal ediyoruz. Eti de işlemek ustalık ama aslında biraz. Amenna. İşte pişirmek de sanıyorum ustalık. Çok kurutmadan. Ozan ustamız, kardeşimiz yıllardır babalarımızla birlikte burada haşır neşir olduk. Dışarıda da bu işi evet. biraz daha özdeşleştirdi. Kendini de yetiştirdi. Birlikte biz bu tezgahı devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki çok ilgi oluyor mu? Dışarıdan özellikle gelenler var. Şimdi bizim burası 60 yıllık bir işletme olduğundan buraya gelen misafirlerimizin birçoğunun hatırası var. Yani biz yazın ciddi anlamda bir yoğunluk yaşıyoruz. Verdiğine şükür dışarıda bir saat beklettiğimiz müşterimiz oluyor. Son olarak Bayburt Spor'u soracağım. Bayburt Spor'la ilgili ne söyleyeceksiniz? Bayburt Spor çok şükür şimdi istediğimiz noktalara adım adım ilerliyor. Çalışmalar da Anzeryum'un da katkılarıyla ciddi anlamda devam ediyor. Biz de destekçisiyiz. Bayburt'u inşallah Süper Lig'de de görmek isteriz. Peki bu sene şampiyon olurlarsa burada bir ziyafet sözü var mı? Söz. Olsun. Bütün futbolculara burada bir ziyafet. Tabii. Döner ziyafeti. Tabii, bu sözü tabii. de almış olduk. Çok sözü verebiliyor muyuz? Tabii ki. Var. Tamam. Verdik tabii. buradan da sözü. Teşekkürler. Kupayı alsın gelsinler. Kupayla gelsinler. Yemek serbest. Serbest. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Bayburt'ta merkezde Ulu Cami'nin önündeyiz. Ulu Cami'nin yapım yılı 1225. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesut yaptırmış bu camiyi. Ve aynı Bayburt Kalesi'nde olduğu gibi aslında minaresindeki çinilerle dikkat çekiyor. Tabii yine Bayburt Kalesi'nde olduğu gibi burada da Osmanlı-Rus Harbi'nde top mermileriyle ve kurşunlarla tahrip edilmeye çalışılmış ama hem kaledeki bazı çiniler hala bugüne kadar sağlam gelmiş hem de burada minaredeki çinilerin de bazılarının sağlam kalabildiğini görüyoruz. Merkezde en çok ziyaret edilen ibadethane olarak da dikkat çekiyor Ulu Cami. Thank you.
Bayburt'un en önemli yöresel lezzetlerinden biri de şeker fasulye. Osman Dolap'la birlikteyiz. Fasulyenin özelliklerini ondan öğreneceğiz. Nedir bu Bayburt fasulyesini bu kadar lezzetli yapan? Bu kadar lezzetli yapan Bayburt'taki toprağımız bir. Suyumuz doğanın şartlarıdır. 10 dakika 15 dakika içerisinde en geç pişer. Nerelerde? Bayburt'un neresinde yetişiyor? Bayburt'un sulu tarım yapılan köylerimiz hepsinde olur. Peki yani bu civarda yakın olan yerlerden mesela İspir'in fasulyesi meşhur. Bunun ismi de daha çok duyulması lazım herhalde değil mi? Bizim de Osluk, Balakor, Suyaşlı köylerimizin hepsinde mevcuttur. Ve lezzeti de lezzeti mükemmeldir. Deneyen bir daha başka fasulye almaz. Peki Bayburt İl Özel İdari Spor'u da sorayım. Evet. Futbolla aranız nasıl? Takımı destekliyor musunuz? Tabii Bayburt'un medeni iftiharı. Elimizden geldiği kadar maçlara gidiyoruz. Deplasmanlara gidemiyorum da kendim. Maçları takip ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Biraz da biliyorsunuz bu işler ekonomik. Evet. Bayburt'ta o yönden Bayburt Spor'un yükünü taşıyamıyor. Birkaç kişinin omuzları üzerinde. Onlara da huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Yerlerde gördük ki Türkiye'nin her yerinde çok lezzetli ballar var. Şimdi Bayburt'un da organik balı meşhur ve Ayfer Erkovan'la birlikteyiz. Soyadından da anlaşılacağı gibi bal uzmanı ve bize Bayburt organik balının özelliklerini anlatacak. Nedir bu kadar lezzetli yapan? Bayburt balının kalitesinin önemini anlatacak olursak açıkçası bu coğrafi yapının öncelik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biz mesela İspir ile Anzer yaylası arasındaki o sınırdan temin ediliyor. Rakımı yüksek, florası yüksek, yaklaşık 1300 çeşit endemik bitkiyle buluşturuyoruz zaten. Ve bu şekilde bağseverler karşısına çıkartıyoruz. Yani tabağınızdan damağınıza asırlık lezzet yolculuğuna açıkçası müşterilerimizi kavuşturmak istiyoruz bu şekilde. Gelen, ve o yüzden beğeniler nasıl? Hani buraya özellikle yazın çok sayıda gurbetçi tabii geliyor. Tabii ki. Yani, mutlaka alıp giderler değil mi? Kesinlikle öyle. Yani mutlaka Bayburt'un özel, yani sadece yurt dışından değil, yani internet satışları da çok mevcut oluyor. Ve özellikle Bayburt balını temin etmek istiyorlar. Kaliteli bal bulmak çok zordur. Doğru. Yani özellikle şekerlenmiş, kaliteli olarak bilinen ama hakikaten şekerli olarak önümüze getirilen ballar da mevcut. Bayburt bu yüzden açıkçası yani ince elek sık dokuyor. Bayburt'ta yanımızda Hüseyin Çalhanoğlu var. Hakan Çalhanoğlu'nun babası. Ve onunla hem Bayburt'u hem Hakan'ın son durumunu konuşacağız. Öncelikle Bayburt. Tabii biz geldik, gezdik, bugüne kadar gördük. Çok da beğendik. Sizin için ne ifade ediyor Bayburt? Rüzgarı sert, insanları mert olan bir şehirdir. Çok güzeldir. İnsanları zana yakındır. Özgüvenleri fazladır. Mükemmel bir şehirdir. Yemesiyle, içmesiyle, zoruhuyla, kalesiyle, Dede Korkut'uyla. Bayburt'u anlatmak bitmez, anlatmakla bitmez yani. Yani insana memleketi sorulunca neler anlatır kim bilir. Evet. Peki, futbolun içindesiniz siz de. Tabii ki sadece Hakan Bastası değil, siz de sportif direktörlük yapıyorsunuz. Evet. Bayburt bir futbol şehri midir? Onu sorayım. Yani Bayburt futbol hastasıdır yani. Zaten fazla bir etkinlik olmadığı için insanlar futbola kendini veriyor evet. Burada. Onun için futbol dedikleri zaman akan sular durur. Akan sular durur. Evet. Peki, buradan tabii ki yetişmiş en önemli isim Hakan Çalhanoğlu. Baktığınız zaman
Şu anda Bayburtlular belki onu ayrı bir heyecanla takip ediyorlar bizim gibi. Yani buradan Bayburt'tan Milano'ya uzanan bir başarı hikayesi diyebilir miyiz? Tabii tabii ki. Yani insanlar çalışırsa, hedef koyarsa oralara gelebilir. Zaten kapı çok açık Hakan'ın sayesinde, benim sayemde. Öyle yetenekli çocuklarımız varsa zaten biz bunu el atıyoruz yani. Onlara yol gösteriyoruz. Peki baktığınız zaman Hakan Bayburt'u takip ediyor mu? Mesela maçlarını falan merak ediyor mu? Soruyor mu Hakan size? Bayburt merak ediyor. Her gelişinde yaz sezonunda geliyor. At biniyor. Tarlaya da gidiyor. Tırpan da biçiyor. Zorlukta balık da tutuyoruz. Bunların örneği de var zaten. Bayburt'ta Kop Şehitliği'ndeyiz. Kop Şehitliği çok çok önemli bir nokta. Önemi ne? Biraz sonra anlatacağız. Ama şöyle söyleyelim. 1916 yılındaki Osmanlı-Rus Harbi'nde burada yapılanlar belki de bizim geleceğimizi, kaderimizi şekillendirdi millet olarak. Öyle ki Fevzi Çakmak burası için ikinci Plevne demişti. Bu nokta çok çok önemli bir nokta. Buradaki şehitlik bizim için gerçekten büyük değer taşıyor. Ve Alparslan Katırcı ile birlikteyiz. Savaşı ve sonrasında yaşananları o anlatacak bize. Öncelikle savaşla başlayalım, Osmanlı-Rus Harbi. Evet, bulunduğumuz nokta dediğiniz gibi direnişin ve dirilişin önemli bir noktası. Teknik olarak 2. Plevne, sonuç olarak da küçük bir Çanakkale'dir. Bu Kop Savaşları 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın Kafkas cephesinin en önemli direniş noktasıdır. Biliyorsunuz Sarıkamış hezimetinden sonra Ruslar 11 Ocak 1916'da Kars'tan taarruza geçip 35 gün gibi kısa bir sürede 3. Ordunun merkezi olan Erzurum'u ele geçirdiler. Deli Halit komutasındaki teşkilat-ı mahsusa ve yerel milisler KOP'ta Rusları önce durdurdu. Rusların en büyük hedefi Erzurum-Trabzon hattını ele geçirip, çünkü burası tarihi İpek yoludur, nakliyesini, ikmalini deniz yolundan, Trabzon'dan Erzurum'a bu nakliyeyi ikmali yapıp komple İstanbul'u ele geçirmekti. Evet. Zaten bu Sykes-Picot anlaşmasında Ruslara İstanbul ve Boğazlar verilmişti. Bir de tarihte biliyoruz Mondros'tan sonra Kafkas ordusu dağıtılmamıştı. İşte onun nüveleri burada, buradaki askerlerdi. Evet. Ve buradaki askerler daha sonra Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. O yüzden Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı yerlerden biridir. O kadar önemlidir. Peki şehitlik ne zaman yapıldı buradaki şehitlerimizin anısına? 1963 yılında Mayıs ayında inşası başlanıyor. Projesi yine askerlerimiz tarafından çiziliyor. Bayburt halkının da destekleriyle ordu millet el ele 1963 31 Ağustos'ta yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün Türk milleti olarak bu durumdaysak, burada yapılan savunmanın, KOP savunmasının çok büyük önemi var. Bir kez daha saygıyla, rahmetle hepsini anıyoruz.
Bayburt'ta bir cirit maçını izlemeye geldik. Biliyorsunuz biz Türklerin ata sporlarından biri de cirit. En önemli sporlarından biri de cirit ve Bayburt'ta hala çok aktif bir şekilde yapılıyor. Vahdettin Topyay yanımızda, 15 Temmuz Ata Spor Kulübü Başkanı. Hoş bulduk. Cirit çok önemli değil mi biz için? Bizim için çok, Bayburt için çok önemli bir spor. Bir de ata sporumuz. Bu sporu atalarımız savaşa hazırlanmak için, atları zinde tutmak için bu şekilde hazırlanıyorlar savaşa. Bu şekilde biz de atalarımızın izinden gitmeye çalışıyoruz biz nebze. Peki ne kadar eskiye dayanıyor bu civarda cirit oyunu? En az 100 senelik bir mazisi vardır diye biliyorum ben yani. Belki de daha fazladır. Peki şu anda bunun bir ligi var yanılmıyorsam. Evet, aynı futbol ligi gibi bunun da süper lig, işte amatör lig gibi ligleri var yani. Bayburt'ta kaç takım var? 7 takımımız var. En çok takım olan şehirlerden biri diyebilir miyiz? Yok, Erzurum var, Uşak var, daha böyle şey takımlar, fazla sayısı olan takımlarımız. İyi bir cirit sporcusu olmak için kaç yıl gerekiyor, ne kadar çalışması gerekiyor? Bu şey meselesi diyelim, kabiliyet meselesi. Bir senede de olunur, iki senede de olunur. Kişiye göre değişebilir mi? Peki yapanlara da soracağız ama zor mudur bunu yapmak? Çok, yani bence çok zor, meşakkatli bir spor yani. Bayburt İl Özel İdaresi, evet, ikincilikte, takımı. Evet, ikincilikte. Onunla ilgili ne söylemek istersin? Valla her hafta maçlarına gitmeye çalışıyoruz, destekliyoruz. Elimizden geldiği kadar yani işlerimizi bırakıp gidiyoruz yani, daha doğru. İnşallah bir üst lige çıkarız yani futbolda da. Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü Başkanı Serdar Sarıaslan'la birlikteyiz. Cirit'i biraz da size veriyorum. At da yanınızda bu arada. O da evet. Herhalde bir an önce antrenmana başlamak istiyor ama. Evet. Cirit'in önemi nedir Bayburt için ve tabii ki bu bölgede cirit nasıl yapılıyor? Cirit ata sporumuz bizim. Kültürümüzü yaşatmak için biz bu işle uğraşıyoruz. Bayağı bir ilgi var Bayburt'ta bu cirit'e. Aynı zamanda yapıyorsunuz da başkansınız. Aynı zamanda yapıyoruz. Nasıl cirit oynaması zor bir spor mudur, yapması zor mu? Zevkli bir spor, riskli bir spor ama aynı zamanda da. Fakat güzel bir spor yani. Kondisyon gerekiyor mu diğer sporcular gibi? Tabii canım, kondisyon gerekiyor. Atan kondisyonu lazım, idmanı lazım. Peki atla uyum burada bir numaralı kural değil mi? Onu anlatır mısınız biraz? Atın üstünde atınla bir olman lazım. At üstünde bütün hareketlerini anlaması lazım. Atıyorum cirit atmanı anlaması lazım. Atın yanına geldiği zaman durmasını anlaması lazım. İşte cirit attığın zaman koşmasını anlaması lazım. Bunları tabii eğiterek atlara öğretiyoruz biz bunları. Arif Köprücü yanımızda, Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı. Ona da Bayburt'taki ciritin tarihçesini soracağız. Evet, bilindiği üzere cirit oyunu Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri bir oyun. Savaşın olmadığı zamanlarda orduyu formda tutmak adına atların ve süvarilerin birlikte yaptığı bir spor. Tarihi kaynaklarda Bayburt'ta ilk ciritin oynanışı Bayburt Kalesi'nin tamiratı sırasında Mugisettin Turulşah zamanında gözüküyor, 1092 tarihinde. Daha sonra ise 4. Murat'ın Revan Seferi sırasında cirit müsabakası karşımıza çıkıyor. Hatta 4. Murat burada ciritçileri ödüllendiriyor. Yakın tarihimizde ise 1937 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daveti üzerine Bayburt'taki ciritçiler Ankara'ya gidiyorlar. Orada güzel bir müsabaka sergiliyorlar. Hatta ödül olarak da kendilerine birer tane cep saati hediye ediliyor. Cirit bu şekilde Bayburt'ta oynana gelmiş vaziyette. Şu an kaç kulüp var? Şu anda hali hazırda şehrimizde 7 tane cirit kulübü mevcut. Nüfus yoğunluğunu göz önüne alırsak Türkiye'de ciritin en yoğun oynandığı illerden birisi Bayburt diyebiliriz. Thank you.
Tekneyle gezinti sadece Ege'de Akdeniz'de olmaz. Bayburt'tayız, 1800 rakımdayız ve 1800 rakımda da tekne keyfi yapabiliyoruz. Demirözü Barajı'nın gölündeyiz, sulama göleti olarak yapılmış ama burada tekneyle gezinti de yapılıyor. Ve Bayburt'a geldiğinizde siz de bu geziyi yapabilirsiniz aslında. Burada bir tesis de var. Hem konaklama için, hem yeme içme anlamında, hem de tekne gezisi anlamında burada hizmet veriliyor. Dediğim gibi burası bir baraj gölü aslında ama bu şekilde de değerlendiriliyor. Ve en önemli özelliği deniz yüksekliğinden 1800 metre yukarıda olması. Bu da aynı zamanda kültür balıkçılığı da yapılıyor. Ve alabalık yetiştiriliyor. Balık çiftlikleri de var hemen ilk bölümde. Ama güzel bir doğada, güzel bir havada tekneyle gezmek istiyorsanız dediğim gibi sadece Ege ve Akdeniz'de olmanız gerekmez. Bayburt'ta da bunu yapabilirsiniz. Bayburt'un yöresel lezzeti, kabak bastığı nasıl yapılıyor ve lezzeti nasıl? Bunu öğrenmek için Bayburt Kadınlar Birliği Kooperatifine geldik. Mahbub Şehit bize yardımcı olacak. Hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bayburt'a özgü yöresel bir lezzet, bunu anlatacağız. Ama evet. önce bu kooperatiften bahsedelim. Bayburtlu Kadınlar Birliği Kooperatifi 13 kadının birleşerek ortaklaşa açtıkları bir kooperatif. %75 Hibe ile Ticaret Bakanlığı'ndan destek alarak makineler aldık. Şu anda üst katımızda dikiş yapılıyor. Bu bölümümüz kafe bölümü, yöresel kahvaltı ve yöresel lezzetlerimizi sunuyoruz müşterilerimize. Çok güzel kadınların böyle bir araya gelip el ele verip bu kooperatifi evet. kurmaları. Peki yemeğe geçelim. Osmanlı saray mutfağından bir evet, kadarıyla. Evet, saray mutfağından gelen bir lezzet. Ve Osmanlı'dan sonra da işte büyüklerimiz, atalarımız, dedelerimiz bugüne kadar getirmişler. Bayburt mutfağında da sevilerek tüketilen bir yemeğimiz. Peki zaten Osmanlı saray mutfağı dediğimiz zaman bu şekilde meyvelerin karıştırıldığı evet. pek çok et yemeği görüyoruz. Bu aynen. da onlardan biri herhalde. Hı hı. Nasıl yapıyorsunuz onu anlatın isterseniz. Hemen başlayalım. Evet. Ocağımızı yakarak tenceremizin altını açıyoruz ve 3 yemek kaşığı tereyağımızı tencereye alarak yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Daha sonra tuzumu alıyorum. Bir miktar tuz ilave ederek etlerimi hafif soteliyorum. Şimdi kabağımızı alacağız. Kabağımızı da yerleştirdikten sonra 3 su bardağı sıcak suyumuzu tenceremize ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra diğer sebzelerimizi, kuru yemişlerimizi daha doğrusu barbunya, kuru kayısı, çekirdeği çıkartılmış ve kurutulmuş erik, üzüm ve en son şekerimizi ilave ediyoruz. Tenceremizin altını kapatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. Yaklaşık 1 saat pişecek. Evet. Meyvelerle kabak, et ortaya bence muhteşem bir lezzet çıkartıyor. Tabii takdir sizin her zamanki gibi. Şimdiden afiyet olsun. Sağ olun. Tekrar ellerinize sağlık. Afiyet olsun. İşte kabak bastı.
Bayburt'ta Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ndeyiz. Burada pek çok buradaki yaşama dair izler var. Onlardan biri de tabii ki tarihi kapılar. Çok güzel bir bölüm ve bu kapıları görünce hemen aklıma şu geldi. Mevlana'nın bir sözü. Kapı açılır, yeter ki sen vurmayı bil. Ne zaman bilmem, yeter ki o kapıda durmayı bil. Bayburt'ta Beşpınar Köyü civarındaki Kenan Yavuz Müzesi'ndeyiz. Burası çok önemli bir müze. Neden önemli? 2021'de Yılın Müzesi ödülünü de kazanmış. Peki bu müze olana kadar hangi aşamalardan geçmiş? Aslına bakarsanız Kenan Yavuz'un annesi ve babası öncelikle şu an müzenin olduğu arazide hemen girişteki küçük evde yaşıyorlarmış. Ondan sonra zamanda daha büyük bir konak yaptırmışlar ve köydeki çocukların, gençlerin isteği üzerine de yavaş yavaş burası biraz kültür evine dönüşmeye başlamış. Mesela sinema istemişler. Buraya bir amfiteyatro yapılmış. Orada sinema gösterilmeye başlamış. Tiyatro oyunları oynanmaya başlamış. Hatta bir çocuk bahçesi yapılmış onlar için buraya. Zamanla da müze olarak gelişmeye ve büyümeye başlamış. 2013'te kültür evi olmuş. 2019'da ise burası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze olarak da tanınmış. Neler var burada? Eski köy yaşamını, etraftaki köy yaşamını yansıtan köy evleri var. İçindeki odalarıyla, eşyalarıyla birebir burada korunmuş durumda. Ayrıca Demirözü Barajı'nın altında kalmış bir değirmen var burada. Köy evlerinin yanı sıra kütüphane var ve baktığımız zaman tam bir köy meydanı oluşturulmuş. Köy yaşamını yansıtıyor dedik. Eşyalar birebir orijinal eşyalar. Yani o dönem yaşanmış, yıkları olan ve o dönem kullanılmış eşyalar yine bu köy evlerinin içinde şu anda sergileniyor. Etnografya Müzesi olarak gerçekten güzel bir müze. Biz de gezdik ve beğendik burayı. Hepinize de Bayburt'a eğer yolunuz düşerse buraya gelip bu müzeyi gezmenizi tavsiye ediyoruz. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile birlikteyiz. Bayburt'u ve Bayburt'taki sporu konuşacağız. Kendisi eski bir sporcu zaten. Onun için konuya çok vakıf. Ama önce Bayburt'la başlayalım. Buranın öneminden bahsedelim biraz. Tabii Bayburt tarihi ve kültürel açıdan önemli bir merkez. Karadeniz'den Orta Doğu'ya açılan yol güzergahında bulunması nedeniyle her dönemde önemini arz etmiş ve devam ettirmiş. Kültürel bazda bulunduğu konum itibariyle her zaman önemli bir şehir olmuş. Birçok zamanlarda Sancakbeyliğini yapmış ve sonra bu Sancakbeyliği ile beraber en son 1989 yılında il olmuş genç bir ilimiz. 69. plakayla sahip olduğumuz ilimiz. Peki Bayburt'ta spor sevilir mi? Buradan çıkan pek çok sporcu var. Burada okuyan pek çok sporcu var ki Buse Nastirmeneli Bayburt Üniversitesi'nde şu anda. Siz de eski bir boksörsünüz zaten. Şimdi, spor imkanları nasıl Bayburt'ta? Bayburt'ta tabii bizim geçmiş yılları baz aldığımız zaman o imkanlarla bugünkü imkanlar arasında korkunç bir fark var. Şu anda Bayburt'ta gerçekten spor yapabilenler için her türlü imkan sağlanmış durumda. Bizim Bayburt Belediyesi olarak bir boks takımımız, bir de bilek güreşi takımımız var. Bunlar Türkiye ve dünya şampiyonu olan sporcularımız. Ayrıca işte Doruk Nehri'nde rafting yapıyoruz. Rafting, kano, bir de burada bizim de bir cirit ekiplerimiz var. Şöyle böyle 7 tane spor kulübümüz var. Evet. Cirit kulübümüz var. Bunlara da destek veriyoruz.
Futbol peki? Şimdi futbol, tam arkamızda da futbol, il özel idaresi takımı. Evet, onu da söyleyeyim. Yer alıyor. Ben şöyle bir 12 yıl, 12 ile yakın zaman genel kaptanlık, as başkanlık ve kulüp başkanlığı yaptım. Bayburt Spor'da, profesyonel ligde. Şu anda tabii ilimizi temsil eden Anzentrum, Bayburt İl Özel İdaresi takımı da bizim şu anda Bayburt'ta gençlerimizin ve halkımızın ve moral ve motivasyon açısından en önemli spor dallarından bir tanesi. Nerede görmek istersiniz? Bu takım daha yukarılara çıkabilir mi? Şimdi biz şunu, arzumuz zaten biz hep böyle şehrimizin sınırları küçük ama ufkumuz ve gönlümüz geniş bir şehrin mensuplarıyız. Hep yukarılarda görmek arzusundayız. Bayburt Spor'u da inşallah yani bu sene şu aşamada iyi gidiyor. Teknik kadroya, hocamıza, teknik kadroya, evet, kulüp başkanımıza güvenimiz tam. İnşallah diyorum ki bu sene Bayburt Spor arzu ettiği yerde ligi tamamlayacak ve Bayburtların da gerçekten mutluluklarına vesile olacak diye düşünüyorum. Bayburt İl Özel İdare Kulüp Başkanı Celil Çalışkan'la birlikteyiz. Şu an ikincilikte mücadele eden bir takım. Ve Bayburt'ta da gördüğüm kadarıyla futbol çok seviliyor. Öncelikle buradan başlayalım. Bayburt için bir futbol şehridir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Öncelikle hoş geldiniz. Bizim taraftar gruplarımız ve Bayburt şehri sadece futbolla yatıp kalkan bir şehir diyebiliriz. İşte bu şekilde biz de elimizden geldiği kadar çalışmalarla daha diğer argümanları da araya sokarak güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz şehrimizi. Kısa vadede ve uzun vadede hedef. Şimdi geçen sene biraz zor zamanlardan da geçti kulüp ama bu sene daha başarılı bir performansı var. Kısa vadede hedef nedir? Uzun vadeyi düşündüğünüz zaman hedefiniz nedir? Bayburt altyapısı olmayan bir şehirdi. Altyapıları biz aktif hale getirdik. Allah'a şükürler olsun. Şu anda gayet güzel bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tabii ki hedeflerimiz çok büyük. Yani her insanın nefsi büyük hedefleri kovalamak istiyor. Biz de bu yolda ilerlemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bayburt kenetlenirse, bu takımın etrafında birleşirse bizim gidemeyeceğimiz yer yoktur. Biz buna inanan insanlarız. Yani küçük dokunuşlarla her şeyi başarabiliriz. İnsanoğlu yeter ki istesin, inansın. İnanmak çok büyük bir şey. Biz inanıyoruz. Takımımıza da güveniyoruz. Teknik ekibimize de güveniyoruz her türlü. Biz hedeflediğimiz noktalara gideceğimize ben kesinlikle inanıyorum yani. Bayburt İl Özel İdare Teknik Direktörü Hakan Yılmaz'la birlikteyiz. Geçen sene aslında baktığımız zaman çok zor günler yaşayan bir kulüp. Ama siz göreve geldikten sonra bir anda burada işler değişti. Ben dışarıdan öyle gözlemledim, bilmiyorum. Evet. Ve geçen sene ligde kalan takım bu sene de zirveye oynamaya başladı. Evet. Öncelikle bunun sırrını sorayım. Geldiniz, ne yaptınız burada? Sevgi diyelim. Bizim sloganımız sevgi her şeyi çözerdi. Böyle zamanlarda, kriz zamanlarında gerçekten her şey maddi olarak zor gözükebilir ama bunun içine gerçekten bir sevgiyi kattık. Hem oyuncu grubumuz hem şehrin bütünü. Önce buna inanması gerekiyordu. Evet, 9 puan farkla ligin son sırasında aldığımızda çok da gerçekçi bir durum değildi. Ama başladığımız periyot ve rekor bir puanla bitirdik. Seneyi ligin ikincisi olarak bitirdik. İkinci devrenin ikincisi olarak bitirdik. O oyuncu grubunun devamını sağladık. Ve bu senede şu an bu mücadele, şampiyonluk mücadelesini veriyoruz. Kronikleşmiş sorunlar vardı. Oralara dokunduk. Ve insanlar bunu gördükçe yaklaşmaya başladılar. Birleşmeyi sağladık şehirde. Biz şöyle söyleyelim. Soğuk şehrin baharıyız. Evet. Herkes baharı çok sever bizim gibi. Biz bu şehrin rengiyiz. Kışın baharıyız, yazıyız. O yüzden Bayburt Spor şehir için çok şey ifade ediyor. Kısa vadede ve uzun vadede Bayburt'un hedefi nedir? Kısa vadede bu sene şampiyonluk. Evet. Her şeye rağmen şampiyonluk. Yani bütün arızalara, eksiklere, gediklere rağmen olmak istiyoruz. Olabilir miyiz? Evet.
büyük bütçelere karşı savaşıyoruz. Kendimizden çok daha fazla bütçelerle bir mücadele içindeyiz. Ama futbolda para demek her şey demek değil. Doğru. Gücümüzü biliyoruz. Takımsal, oyunsal gücümüzü de biliyoruz. Bizim en büyük gücümüz zaten o. Olabiliriz. Şampiyon olabiliriz. Uzun vadede? Uzun vadede bu şehrin üst lige ihtiyacı var. Burası futbola mecbur. O yüzden futbol şehri diyoruz ve mecburiyetler şehri diyoruz. Burası mutlaka Bayburt Spor'a ve futbola mecbur bir şehir. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle Beysport ailesi olarak şehrimize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda inşallah emin adımlarla gidiyoruz. Bizim ligimiz diğer gruba göre biraz daha zorlu ve çekişmeli olduğu için ufak tefek aksaklar oluyor. Bu zorluk da ligin sonuna kadar gideceğini düşünüyoruz, çekişmenin. Öncelikle hedefimiz birinci olarak çıkmak. İnşallah bunu başarıp, başaramasak da ikinci hedefimiz olarak playoff'tan şampiyonluğu bu şehire getirmeyi düşünüyoruz inşallah. Biz bu PTT'ye çıkma yolunda inşallah biz bir ön ayak oluruz. İnşallah neden olmasın diyelim yani. Şampiyon Bayburt Spor ne istersen iste benden. İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla. İstersen eğlenelim davullarla çınlarla. Saray la 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 la. Vallahi takımımızdan mutluyuz. Hani ara sıra inişli çıkışlı süreçler olsa da takımımız iyi günde kötü günde destek veriyoruz. Bayburt Spor bizim hayatımız. Hani fixture endeksliyiz. Takımı içeride dışarıda elimizden geldiği kadar yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Çünkü şehrimizin takımı. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Bayburt bizim için anlatılmaz, yaşanır, tarifi olmayan bir tutkudur. Onu bizim sloganımız işte Bayburtlu olmayan bunu bilemez. Seviyoruz şehrimizi. Şöyle de bir sloganımız var. 40 bin kişilik şehrin öyküsü milyonluk şehirlerinize sığmaz. Biz de burada mutluyuz. Bayburt'umuzu seviyoruz. Tarif edilmez bir aşk. Tarifi olmayan bir sevgidir. Bayburt bizim için. İyi ki Bayburtluyuz. İçeride dışarıda takımımızı her koşulda desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anda da inşallah takımımızda hedef şampiyonluk. Şu anda da şampiyon olması için futbolcularımız sahada, biz tribünde her türlü desteği veriyoruz. Bayburt halkını da tribünleri doldurup takımımızı şampiyonluk yolunda desteklemeye davet ediyorum. Futbolun şehirlerinde bu hafta Bayburt'taydık. Dede Korkut diyarı, havası sert, insanı mert Bayburt'u sizler için tanıtmaya çalıştık. Programın başında demiştik ya, gez ana yurdu, gör Bayburt'u. Biz de geldik, gezdik, gördük, şimdi de gidiyoruz. Biraz Sezar'a benzedi ama burası Roma değil Bayburt. Ve gerçekten de buraya gelip gezilecek, görülecek çok sayıda yer var. Bunu da bu programda sizlere aktardık. Tabii ki Bayburt İl Özel İdaresi ile ilgili de bir bölümümüz oldu. Onların hedeflerini öğrendik ve bundan sonraki maçlarda onlara başarılar diliyoruz. Baktığınız zaman aslında bu programı çekerken çok büyük bir ekiple çalışıyoruz. Hemen o ekibe de buradan teşekkür etmek istiyorum. Yönetmenimiz Ayhan Cimin, yapımcımız Uras Çanakçı, kameramanlarımız Hikmet Fırat ve Uğur Nevi Dengiz,
ses teknisyenimiz Nail Tosun ve montajda da çalışan tüm arkadaşlar adına ben buradan hepinize mutlu akşamlar diyorum. Peki haftaya nerede olacağız? Onu biz de bilmiyoruz. Önümüzdeki hafta Anadolu'nun bir başka köşesinde buluşuncaya dek hoşça kalın.